Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stephen King koleksiyonerleri için birkaç tane öneri sunacağım naçizane. Öncelikle bu tanıtıma başlamadan önce birkaç tane düzeltme yapayım arkadaşlar. İnternette bazı videolar görüyorum ben. Yazarın adı Stephen King. Stefan değil, Stephen değil. Yani hani öncelikle bunu bilmenizi istiyorum ben. Yanlış söyleyen arkadaşlar için söylüyorum. Çok büyük hayran olduğunu iddia edenler, işte ne bileyim, insanlara böyle öğüt veren insanlar bile daha yazarın adını bilmiyorlar. Dediğim gibi Stephen diyen mi istersiniz, Stefan diyen mi istersiniz, Stephen. Öncelikle ismini doğru telaffuz etmeniz gerekiyor, çok büyük hayranı olduğunu iddia ediyorsanız. İkinci düzeltmeye gelince, birincisinden daha önemli bu bence. Yani tabii ki bu bir İngilizce isim. Arkadaşlar herkes düzgün telaffuz edemeyebilir. Bizim ana dilimiz değil sonuçta. Yani Stephen Edwin King demek belki insanların dilinin dönmediği bir şeydir. Hani çok rahat telaffuz edemiyor olabilirsiniz ama ikinci takıldığım şey daha önemli. Yaptığınız yazım yanlışları. Hani o çok emekler vererek kameranın karşısına geçerek çektiğiniz videoyu daha sonra paylaşırken böyle isim yazıyorsunuz ya oraya. Bakın arkadaşlar, Stephen King'in adında A harfi yok. Yani iyi bakın buraya. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız o tanıtmaya çalıştığınız kitap var ya, elinizde tuttuğunuz kitap. Hani orada okuduğunuzu paylaşırken düzgün yazın bari. Yani hani şurada okuduğunuz ismi siz videoyu paylaşırken altına yazamıyorsanız niye kitap tanıtım videosu çekiyorsunuz onu anlamıyorum. Stefan değil bu yazarın adı arkadaşlar. Bakın burada A yok. Stefan diye yazıyor millet. King yazarken şuraya iyi koyan mı ararsınız? Allah'ım, yani çok gülüyorum ben bunlara ya. İngilizce'de büyük E harfi yoktur. Yani dediğim gibi hani hiçbir şey bilmiyorsanız şu paylaştığınız kitapta yazarın adı yazıyor zaten. Şuradaki yani okuduğunuz şeyi yazmaktan acizseniz insanlara böyle kitap tanıtım videosu çekip paylaşmanıza da gerek yok diye düşünüyorum ben. Hani yanlış anlamayın, bu yaptığım şey size ukalalık çubuğu an gelmesin. Kesinlikle tam tersi, yani teşvik etmek için söylüyorum insanlar doğrusunu öğrensinler diye. Hani dediğim gibi bilmeyen insan amenna zaten bilmediğini söylüyor ve hani video izleyerek öğrenmeye çalışıyor, bilgi almaya çalışıyor. Ama yani hani dediğim gibi çok bilgiliymiş gibi Stephen King ile ilgili video çekiyorsanız, paylaşıyorsanız altına da uzun uzun işte ben ne bileyim Azrail Koşuyor'u yorumladım, Bay Mercedes ile ilgili fikrimi anlattım diye böyle dakikalar süren videolar çekiyorsanız bir zahmet o çektiğiniz videonun ana teması olan yazarın adını da doğru yazmayı becerin. Hani dediğim gibi söylerken telaffuzdur, bir şey demiyorum da yani şurada kabak gibi yazarın adı yazıyor zaten. Oradaki yazan şeyi siz video yazarken yanlış yazmayı nasıl beceriyorsunuz onu anlamıyorum yani. Kapağını mı okumaktan acizsiniz? Kitabımı okumadınız, okudum diye yalan söylüyorsunuz, anlamadım. Çok ilginç yani gerçekten. Arkadaşlar bugün sizlere dediğim gibi koleksiyonerler için birkaç tane önerim olacak. Bu önerim ben kitap koleksiyonumda yayın evi değişikliği veya isim değişikliği olursa aynı kitabı tekrar alıyorum. Hani özen gösterdiğim tek şey bu. Kitabın kapağı değişti diye tekrar kitap almıyorum. Basım değişti diye kolay kolay, yani çok büyük hayran olmadığım bir kitapsa basımı değişti diye tekrar almıyorum. Daha önce bahsetmiştim, ya kısaca bahsedeyim. Benim için çok özel olan kitaplar var. Hayvan Mezarlığı öyledir. Bütün basımlarımı topladım artık. Eksiklerim vardı. Okuduğum ilk kitap benim çünkü. Kemik Torbası öyledir. En sevdiğim kitap. Kapağının değişeceğini söylüyorlar. Tekrar alacağım. Karakule serisi benim için çok özel. Bütün basımları var. Ama işte nedir, örnek veriyorum. Çağrı'nın bütün basımları yok elimde. Benim için çok özel bir kitap değil. Ruhlar Dükkanı'nı zaten daha okumadım henüz. Mesela hani öyle yani. Daha önce Instagram hesabımda ben bununla ilgili gönderi paylaşmıştım zaten bu hani koleksiyon için ama bu sefer bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Stephen King'in bir daha bu isimde basılmayacak veya bu şekilde basılmayacak olan kitapları var arkadaşlar. Eğer siz de böyle koleksiyona gidiyorsanız, hani benim gibi bazen böyle yorum yapanlar oluyor. Benim de hayalim böyle bir kitaplık olması diye. Şöyle kısaca tekrar göstereyim. Üst tarafta benim VCD'lerim var arkadaşlar. Aşağı doğru şurada işte kitapları görüyorsunuz. Sığmayan VCD'lerin bir kısmı burada. Soundtrack'ler de var burada. Burada DVD'ler, Blu-ray'ler, sağ taraftakiler Snapcase DVD ve Blu-ray'ler. Şuradakiler yine Blu-ray'ler. Şurada bazı soundtrack'ler ve üst tarafta yerli basım yine VCD'ler var. Şurada işte gördüğünüz gibi kasetler var. Şurada bir tane daha kaset var, araya sıkıştırdım. Aşağıda DVD'ler var. Şurada işte çizgi romanlar var falan. Bugün sizlere arkadaşlar Stephen King bir daha bu şekilde basılmayacak olan birkaç kitabını tanıtmaya çalışacağım. Bunlardan birisi arkadaşlar, şöyle artık yarısını çıkarayım, Karakule kitabı. Çünkü bu kitap arkadaşlar daha sonra şurada gördüğünüz gibi Karakule Silahşor olarak yayınlandı. Bir daha Stephen King'in Karakule diye, yani sadece arkasında Karakule yazan bir kitap çıkmayacak. Çünkü kitabın adı Karakule Silahşor olarak değişti. Yani bu şekilde koleksiyon yapıyorsanız hazır basım varken bulup almanızı öneririm.
Diğer bir kitap arkadaşlar, Üçün Çizgileri. Yine bu da Stephen King'in bir daha bu isimde yayınlanmayacak kitaplardan birisi. Çünkü kitabın adı gördüğünüz gibi Üçün Çekilişi olarak değişti. Altın Kitaplar sağ olsun kitabı kafalarına göre kırpıp ikiye böldükleri için Hayaletler Beldesi ve Çorak Topraklar diye iki farklı kitap vardı. Çorak Topraklar kitabı yine aynı isimden. Hani şurada görüyorsun, Çorak Topraklar adıyla basıldı ama şu İnce Çorak Topraklar ve Hayaletler Beldesi kitapları. Yani şurada zaten yazıyor Karakule İş diye. Hayaletler Beldesi'nde Karakule İş yazıyor ama Çorak Topraklar'da bir şey yazmıyor. Bu iki kitapta bir daha yayınlanmayacak kitaplarından Stephen King'in. Yani mesela Falcı'da çeviri değişikliği var. Yazma sanatında çeviri değişikliği var. Ama yani hani bunlar da isim aynı olduğu için çok takılmıyorum ben. Şu arkadaşlar, Gecenin Pençesi de Stephen King'in bir daha yayınlanmayacak kitaplarından birisi. Çünkü hani biliyorsunuz, daha önce bahsettim. Bu kitabın adı Pet Sematary. Altın Kitaplar muhteşem çevirisiyle Gecenin Pençesi diye çevirdiği için kitabı. Daha sonra Hayvan Mezarlığı diye adını düzelttiler ama iş işten geçti. Yani artık filmi falan çekilmişti, ismi değiştirildiğinde. Gecenin Pençesi de Stephen King'in bir daha bu isimde yayınlanmayacak kitaplarından birisi. Kırpılmış kitaplardan bahsedeyim yine arkadaşlar. Mahşer tam metni çıktığı için görüyorsunuz şu kırpılmış mahşer tekrar yayınlanmaz yani artık. Çok uzun süredir basım yok bunun. O da öyle. Yani bunların artık tam metinleri geldiği için kırpılmış kitaplarını kolay kolay bulamazsınız. Koleksiyon yapmak istiyorsanız bu kitapları da hazır basım varken almanızı öneririm. Özellikle O filmi geldikten sonra biraz kıymete bindi. O'nun birinci basımı var mesela bende şurada. 1987 basımı bu. Ben yine makul bir fiyat almıştım. Yalan olmasın 15-20 lira falan vermiştim ama 100 lira isteyen bile gördüm yani. Yani özellikle hani film gösterime girdikten sonra satışa koymuşlar. Ona dikkat ettim. Çünkü ben hani yeniden eskiye göre diziyorum kitapları incelerken, işte Stephen King kitaplarını. Film gösterime girdi. İşte bir hafta sonra, 2 hafta sonra bir baktım 100 liradan satışa sunan var ne yazık ki. Bazıları böyle fırsatçı davranabiliyorlar. Yani basım olmayan kitaplardan bahsettim zaten arkadaşlar. Mesela Uykusuzluk diye de hani burada ben basım olmayan kitapları değil, bir daha basılmayacak kitapları tanıtıyorum. O yüzden hani bunları söylemiyorum. Yani yarın örnek veriyorum, Uykusuzluk kitabı yeniden basılabilir. Sonuçta bu kitabın bu isimde basılmasında bir engel yok. Remzi kitabı bir de basabilir. Hatta ben daha önce duyurmuştum, İtaki keşke Karanlık Kitaplık serisine Uykusuzluk kitabını eklese diye. Çok da güzel durur bence yani. Hazır basımı da yokken. Hayat Hemen Karanlığı yine tam metni geldiği için arkadaşlar, şu kırpılmış olan şu kitap yeniden basılmayacak. 90 basımıydı herhalde bu, yanlış hatırlamıyorsam tam metni geldi bunun da. Kristin arkadaşlar, şu Stephen King'in ülkemizde yayınlanan tek cebboy kitabı. Altın Kitaplar bir ara böyle çalışmalar yapıyormuş. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Diğer videomda da tanıtmıştım. Clive Custer Külliyatım da var benim, biliyorsunuz. Orada da mesela Altın Kitaplar Kıskanç kitabını cebboy olarak basmış. Yani belli dönem herhalde, basın tarihlerine bakmıştım ben, birbirine çok yakındı. Herhalde o dönem Altın Kitaplar bir böyle cebboy çalışmasına girişmiş. Ama şu an basımı yok zaten Christie'nin cebboy olanının. Bir daha da zaten bu boyda bir kitap geleceğini zannetmiyorum ben. Hortlak yine öyle arkadaşlar. Bu isimde bir daha Stephen King'in bir kitabı gelmeyecek. Çünkü bu Salem Slot kitabı ve Altın Kitaplar tarafından telifi alınıp adı Korku olarak değiştirildi. Ve yine bununla beraber tabii ki, yani burada kitabın adı Korku olarak değişti şu şekilde. Ama bunun da daha sonra tam metni geldi. Yanında tam metin yazmasa da Altın Kitaplar kırıttığı kitapları okurları çok fazla hissettirmemek için kendi kırıttıklarında niyeyse yanına tam metin yazmıyor. Benim bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Benim yorumlarımı sildiler diye. Yani bakın çok ilginç ya. Yani gerçekten. Hani bakın şurada sansürsüz tam metin yazıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Mahşer. Sağ altta ne yazıyor? Sansürsüz tam metin. Kocaman yazıyor yani. Şimdi bu Altın Kitaplar niye bunu yazıyor? Bu kitap Amerika'da da kırpılmış. Yani bunun kırpılma nedeni Altın Kitaplar değil. Hatta bir takipçim altına yorum yazmıştı. Yani haklı olduğu taraflar da var. Bir şey demiyorum. Altın Kitaplar yurt dışında çok daha önce bu kitapların tam metni geldiği halde Altın Kitaplar hala kırpılmış olanlarını yayınlamaya devam ettiler. Orada da mahşerde de suçlular diye bir şey yazmışlardı. Yani olabilir, hani dediğim gibi çok takılmıyorum ben bunlara artık. Kitabı kırpan asıl Amerikalılar yani şu şekilde. Ama mesela şurada bakıyorsunuz, Korku Ağanı yayınlamış Altın Kitaplar. Bakın ön kapak, arka kapak, daha da yeni okuduğum için yani ben hani 5-6 ay oldu. Herhangi bir yerinde tam metin yazısı görüyor musunuz bunu? Göremezsiniz. Niye? Çünkü kendileri kırpmışlar. E kardeşim, o kitabına geldiği zaman tam metin yazmasını, ne bileyim işte sansürsüz yazmasını biliyorsunuz. Bakın tam metin yazıyor o odada. Kocaman sağ altta tam metin yazıyor. Mahşer kitabına gelince tam metin yazmasını biliyorsunuz. Korku Ağanı'nda niye tam metin yazmıyorsunuz? Şeffafta niye bir şey yok? Bakın şurada kırpılmış olanı var. Hayat Hemen Karanlık. Niye tam metin yazmıyor bunda? Yani bu kadar riyakar, iki yüzlü olmaya gerek yok.
Yayın evine kızım onun nedeni o. Ya delikanlı gibi hani tabirimi maruz görün yani şey mazur görün yani hani dürüst bir şekilde o anlamda söylüyorum mertçe dürüstçe ya hepsine tam metin yazın ya da şurada siz satış kaygısıyla mahşerin yanında onun yanında da tam metin yazmayacaksınız o zaman. Biz kırpılmış olanların zaten kakaladık insanlar tam metinlerini de alırlar nasıl olsa yanına tam metin yazalım demeyeceksiniz. Yani yurt dışında kırpılan kitaplara tam metin yazalım. Kendimiz kırptıysak yanına hiçbir şey yazmadan tabiri caizse okuyucuya biz kakalayalım bu kitapları diye çok yanlış bir düşünce. Kızmamın nedeni bu yani altın kitapları. Siz de hak verirsiniz herhalde. Dürüst bir yayın evi değil bence altın kitaplar. Şu Yeşil Yol'un 6 kitaplık dizisi arkadaşlar. Bunlar da yeniden basımı gelmeyecek kitaplar. Bunlar da Amerika'da bu şekilde yayınlanmıştı. Daha önce tanıttım zaten sizlere. Bu şekilde görüyorsunuz. Kafi Yeşil Yol'daya kadar 6 kitaplık Yeşil Yol dizisi vardı. Bu da bir daha bu şekilde gelmeyecek çünkü zaten kitap tek kitap haline getirildi. Hatta şurada bende yeni basım da var tanıtmışımdır herhalde daha önce. Ejderhanın Gözlerinin çevirisi değişti ama isim aynı. O yüzden hani artık üzerinde durmuyorum aynı isim olduğu için. Dolores Claiborne aynı şekilde çeviri değişti ama isim aynı. Bu kitaplarda da şimdilik bir sıkıntı yok. Mesela isim değişen kitaplardan birisi, ha şu özür dilerim arkadaşlar ilkünü tanıtayım. Richard Bachman Mayrası yayımlanan kitapları vardı Stephen King'in. Daha sonra zaten hani videomda da bahsetmişimdir herhalde yine kısaca bahsedeyim. Stephen King hayranlarından birisi bu kişinin aslında Richard Bachman Mayrası'nı kullanan kişinin aslında Stephen King olduğunu fark ediyor ve yayıncısıyla irtibata geçiyor. Kötü niyetli birisi değil bu arkadaşlar aslında. Sadece Stephen King hayranı. Ve kitaplarını okuyunca da yani benzerlikleri fark edip aynı kişi olduğunu öğreniyor. Ve planladıklarından daha erken bir zamanda da Stephen King aslında Richard Bachman'ın kendisi olduğunu açıklamak durumunda kalıyor. Fakat Amerika'da Stephen King'in Richard Bachman mailasıyla yayınlanan pek çok kitap olmasına rağmen işte Yüzyılın Suçlusu Blaze bunların arasında Azrail Koşuyor var. Hani şu gördüğümde bir anda böyle aklıma gelenleri söylüyorum. Ateş Yolu yine onlardan birisi. Richard Bachman mailasıyla yayınlanan pek çok kitap olmasına rağmen Türkiye'de sadece Düzenleyiciler kitabı vardı bu isimde. Yani bir daha artık ortaya çıktığı için Stephen King'in aslında Richard Bachman oldu. Bir daha bu isimde bir kitap göremezsiniz. Richard Bachman adıyla yayınlanan o yüzden kıymetli. Bir daha bu isimde bir kitap yayınlanmayacak. Ancak Düzenleyiciler kitabını da bir daha göremeyeceğiz herhalde bu isimde. İnkılap kitabevinden çıkan. Çünkü İnkılap Kitabevi'nin alt grubu olan yani sahibi aynı sayfa altı yayınları bu kitabı Düzenleyiciler Yaratık Yeniden Doğuyor adıyla bastı. Yani adını değiştirdi. Yanında bir Yaratık Yeniden Doğuyor ismi eklediler. O yüzden büyük olasılıkla biz de sadece Düzenleyiciler adıyla bir kitabın yeniden yayınlandığını göremeyeceğiz. Hani koleksiyon yapıyorsanız değerli kitaplardan birisi. İsim değişikliği yok arkadaşlar. Ancak bahsetmeden geçemeyeceğim. Kurt Adamın Döngüsü çok uzun yıllar basımı yapılmayan ve daha sonra da 6.45 tarafından ne yazık ki çok özensiz bir şekilde basılan bir kitap. Bende birinci basımda 3 tane var bahsetmişimdir daha önce. Fakat yeni basımda şurada şu gördüğünüz çizimler hem çok küçültülmüş arkadaşlar böyle yarım sayfa gibi olmuş. Çizimlerin altına da yazı eklemişler. Tam boyken burada bu çizimler. Ve çok komiktir. Yani bakın şurada 58 diye sayfa sayısı var görüyorsunuz değil mi? 159. Hatta arkadakiyle beraber 160 sayfa bu kitap ama hani burada yazan son sayıyı gösteriyorum. 159 yazıyor. Yeni basımında burada A yazıyor arkadaşlar. Sağında solunda kısa bir çizgi var. Bütün sayfalarda A yazıyor. Yok böyle bir şey. Ya ben hayatımda böyle bir kitap görmedim yani. O yüzden şu Kurt Adamın Döngüsü'nün ilk basımı da biraz kıymetlidir. Hem zamanında basımı yoktu. Yani 250-300 liralara kadar 5 yıl öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. O zamanın parasıyla düşünün yani 5 yıl önce dolar herhalde 2,5-3 lira falan yani. Şimdinin dövizüyle çarparsanız artık hani hangi fiyatlara geliyor siz hesaplayın. Dolar olmuş 8,30. 5 yıl önce 250-300 liraya kadar satıldığını gördüm ben bu kitabın. Yeni basımı da yapıldı şurada Kurt Adamın Döngüsü diye. Ama artık hadi çıkarayım göstereyim. Yani bahsettiğim şey şu arkadaşlar bakın. Bakın hem çizimler böyle yarım sayfa gibi olmuş. Altına yazı sıkıştırmışlar. Tam sayfaydı orada ve de şurada bakın. A diye böyle kitabı okuyorsunuz yani. Yani o yüzden ayraç kullanmanızı tavsiye ederim kitabı okurken. Hangi sayfadasın diye soran olursa A sayfasındayım dersiniz. Çok tuhaf gerçekten. Bakın yine yazım yanlışlarından birisi. Yani daha kitabın başında bahsettim. Stephen King'de şurada İ büyük harfle yazmışlar. Türk Dil Kurumu sitesine girip bakarsanız Kurt Adam ayrı yazılır arkadaşlar. Bitişik yazılmaz. Burada doğrusunu yazmışlar Kurt Adamın Döngüsü diye ama kapakta da bitişik yazmışlar. Yani dediğim gibi o kadar dandik bir kitap basmışlar ki kitabın kötülüğünden değil yayına hazırlanmasının kötülüğünden bahsediyorum. Yani dediğim gibi Stephen King'in adını doğru yazamamışlar. Kapakta Kurt Adamı bitişik burada ayrı yazmışlar. Doğrusu budur zaten ama en komiği şurada
sayfa sayısı yerine A yazmaları çok tuhaf gerçekten. O yüzden hani yeni basımı da yapılıyor bunun. 26 Ekim yazıyor basın tarihine de 34 liradan satışa sunmuş. 6.45 Kurt Adam'ın Döngüsü kitabını, ama dediğim gibi şu basımı, yani siz de hak verirsiniz ki bence daha kıymetli. Çünkü yeni basım tamamen bir fiyasko olmuş. Stephen King'in yine altın kitapların kırpması yüzünden iki farklı kitap olarak yayımlanan Gece Yarısı'nın iki geçe ve Gece Yarısı'nın dört geçe kitapları, yine bu kitaplar da bir daha gelmeyecek. Yeni basımda görüyorsunuz, dört burada yazıyla yazılmış, burada rakamla yazılmış, ama zaten hani incelik olarak da farklı var, kapak da farklı. Yine koleksiyonerler için değerli bir kitaptır diye düşünüyorum. Kuşku Mevsimi kitabı bir daha bu isimle gelmeyecek. Altın kitaplar ticari kaygıyla kitabın adını Kuşku Mevsimi Esaretin Bedeli olarak değiştirdiler. Sis kitabı tam metni geldiği için arkadaşlar kırpılmış, yeniden basılmayacak. Altın kitaplar 12 tane hikaye, 2 tane de şiiri kırpıp kitabın orijinalinden bize bir kısa roman ve 7 hikayeyle kitabı tabiri caizse kakaladığı için 22 toplamda, yani 22 hikaye, yani bir kısa roman, 2 tane şiir, 19 tane de hikayeden oluşan Sis tam metin kitabı yayınlandığı için bir kısa roman ve 7 hikayeden oluşan Kırpılmış Sis kitabını da yeniden basmazlar diye düşünüyorum ben. Koleksiyonerler için değerli bir parça. Yine Stephen King'in 1977 yılında kaleme aldığı Hayaletin Garip Huyları kitabı da Hayaletin Garip Huyları tam metin olarak yayınlandığı için artık yeniden basılmaz. Şurada çeviri farkı var arkadaşlar, Rüyalar ve Karabasanlar'da, fakat isim farkı da var. Yani Rüyalar ve Karabasanlarken kitabın adı Rüyalar Karabasanlar 1 olmuş. Aradaki V bağlıcı kalkıp yanında 1 rakamını Roma rakamıyla eklemişler. Yine aynı şekilde Rüyalar ve Karabasanlar 2 ve Rüyalar ve Karabasanlar 3'te de aradaki V bağlıcı kalkmış. Yani ben bu şekilde biraz detaycıyım arkadaşlar. Yani onun için söylüyorum, bu kitaplarda bir daha bu isimde basılmaz. Hani koleksiyon yapıyorsanız aklınızda olsun. Yeni basımlar da tabii ki içerik olarak 2 ve 3'te aynı, ama hani benim gibi detaycıysanız. Şu antolojilerde arkadaşlar Efsaneler 1'in basımını gördüm. Hani bir ara yoktu, yeniden gelmiş herhalde, hepsinin basımı yok diye tanıtmıştım, ama hani alacaksanız basım varken hani şu kitabı da almak isteyebilirsiniz. Kitap yurdundaydı herhalde, yani satışta gördüm şu kitabı. Hani almak isterseniz var. Yani şu antolojilerin şu an basımı yok, ama hani bir daha basımı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. O yüzden bunlara basım gelmeyecek diye de tanıtamıyorum. Şunları dediğim gibi basımı gelmeyecek dememin nedeni ya isim değişmiş, ya işte şu şekilde basımda format değişmiş. Yani hani cep boyu olarak basılmış, bir daha basılmaz bu. Ya da tam metni gelmiş artık, işte Mahşer bu oğulda olduğu gibi kırpılmış kitabını tekrar basmazlar bunlar. Hani boşuna beklemeyin. Benim söylediğim kitaplar, çok emin oldum bir daha bu şekilde basılmayacağından emin oldum kitaplar. O yüzden söylüyorum bunların basımı gelmez diye. Onun dışında benim gibi koleksiyon yapıyorsanız arkadaşlar çizgi romanlar da tabii ki önemli bir yer kaplıyor. Bunlar basımı tekrar gelmeyecek eserler değil, ama yani altın kitaplar üzerine düşmüyor. Mesela bakın Kara Kule serisi 15. çizgi romana kadar geldi. Ben yurt dışındaki şeylerini de takip ediyorum. İşte üçün çizgilerinin, yani üçün çekilişi. Üçün çekilişinin çizgi romanını yayınlamışlar orada. İşte Silahşor'un bazı devamı var. Mesela bizde Kara Kule Silahşor Yolculuk Başlıyor 6 numara diye yayınladıkları şu çizgi roman, Amerika'da 6 değil bu. Yeni serinin birincisi. Yani 1'den 5'e kadar geliyor. Yeni bir seriye geçiyor. O da tekrar 1 diye başlıyor. Ama bizimkiler serinin devamını getirmeyeceklerini düşündükleri için herhalde 6 diye sanki böyle aynı serinin devamıymış gibi yayınlamışlar yani. Yani Stephen King'in internet sitesine girip bir arada kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. Orada hakikaten yurt dışında hangi çizgi romanlar yayınlandı, hangi kitaplar yayınlandı, daha detaylı bilgiler var. Bizimkiler neleri kırpmış, neleri kırpmamış, neler yayınlanmış, neler yayınlanmamış daha iyi görürsünüz. Altın kitaplardan çıkan Mahşer de dahil, Mahşer'in de devamı vardı çünkü. Çizgi romanların hiçbirinin şu an basımı yok. Amerikan Vampiri JBC yayıncılık tarafından çıkmıştı. Birinci ciltte Stephen King var, ikide yok. Ama bunun basımı var herhalde şu anda. Ama yine hani koleksiyon yapıyorsanız şu anda basımı olmadığı için değerli parçalardan birisi. Dediğim gibi yeniden basılır mı basılmaz mı bilmiyorum, ama çizgi romanlarında şu an satışta olmadığını bilin. Kitaplar yeniden basılabilir. Hani genel olarak konuşuyorum benim bahsettiklerim dışında. Çizgi romanlar yeniden basılabilir. Filmler bugün yoktur, yarın gelebilir. Mesela işte Esaretin Bedeli film gibi yıllardır Tiglon'dan arıyoruz biz, basım yoktu. Ama daha sonra işte şu şekilde görüyorsunuz. Türkçe dublaj olmasa bile Türkçe altyazıyla yeni film tarafından yeniden basıldı bunlar. Ama benim gibi koleksiyona gidiyorsanız arkadaşlar, yani koleksiyon yapmak istiyorsanız yeniden basılmayacağından emin olduğum bir şey daha var. Onları da bahsedeyim size. Film afişleri. Eğer bu şekilde koleksiyon oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar kasetler, özellikle yani bu devirden sonra kaset de basılmaz tekrar. Şu şekilde kasetleri ve film afişlerini görürseniz, gördüğünüz anda tabii ki bütçeyle alakalı bir şey bu, bedavaya vermiyor kimse
fiyatı da uygunsa, yani bütçeniz yetiyorsa, gördüğünüz anda satın almanızı öneririm. Kasetler bir daha gelmez. Film afişleri de filmin gösterime girdiği yıla özel ürünler olduğu için tekrar basılacak, tekrar satışa sunulacak şeyler değil. Zaten film afişlerinin çoğunun hani satışı da yasak. Sinemacılarla falan da konuşuyorum ben. Bunlar sayılı geliyor, sayılı olarak topluyorlar. Yani işte sonuçta o filmleri sinema salonlarında satan firma kimse afişlerle beraber veriyor, siz bunun tanıtımını yapın diye. Ve film gösterimden kalkınca da imha edin siz bunları, çöpe atın, yakın, neyse, yani imha edin diye telkinde bulunuyorlarmış. Ama hani bizim gibi hayranlar, yani biz de sonuçta, yani en azından kendi adamı konuşayım, ticaret için almıyorum ben bu afişleri, hayranıyım, koleksiyonunu yapıyorum. 7 tanesini çerçevelettim işte, baskın mesela şuradaki küçük olanda 1408 filmi var. Şu an kağıda sarılı olduğu için artık açamayacağım ama belki ileride başka bir videoda da film afişlerimden de bahsederim. Şu an elimde sadece Stephen King'in 22 tane film, bir tane de tiyatro afişi bulunuyor bende. Esaretin Bedeli'nin tiyatro afişi. Hani dediğim gibi bunlar en zor bulunan ürünler artık. Kitaplar bulunur, filmler bulunur. Ne bileyim işte, dediğim gibi yeni basımı gelir. Veya işte sahafta şurada burada belki bulursunuz. Çok güzel bir kampanya yapılır. Hayranlar bir araya gelir, imza toplar. Yani şu Kristen'in cep boyu bile yeniden basılabilir. İmkansız değil yani sonuçta. Dan Brown'un bazı kitapları hala cep boyu olarak şu an satışta mesela, çok sattığı için. Ama film afişleri dediğim gibi tekrar bulunmaz. O yüzden benim gibi koleksiyon yapmaya çalışıyorsanız, eğer böyle bir niyetiniz varsa, sizlere afişler ve filmlerden başlamanızı öneririm. Yani bulabiliyorken. Kitaplar tabii ki daha önemli. Sonuçta Stephen King'in birebir eserleri bunlar. Film dediğiniz zaman işin içine oyuncu, yönetmen falan başka şeyler de giriyor. Sadece Stephen King'e ait diyemeyiz ama bulması zor olduğu için filmlerden ve film afişlerinden toplamaya başlamanızı öneririm. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Stephen King koleksiyonu yapmak isteyen koleksiyonerlere, benim gibi koleksiyonerlere naçizane birkaç tane önerim oldu. Stephen King'in tanıtımını yapan arkadaşlara da birkaç tane tavsiyem oldu naçizane. Yine hani gördüğüm yanlışları dile getirdim. Dediğim gibi ismini telaffuz ederken dikkat ederseniz, ismini yazarken özellikle dikkat ederseniz sevinirim. Çünkü bunlar bilgisizlikten kaynaklanan şeyler arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Stephen King'in adını yazarken şurada King yerine kim yazarsınız M ile? Yani anlarız o kadarını. Klavyede N ile M yan yana, belli ki basarken hani insanın eli kaymış. İnsani hata bunlar, olabilir. Ben de hata yapıyorum zaten yazarken. Ben bir şey paylaşacağım zaman 2-3 kere okuyorum yazım yanlışı var mı diye. Paylaştıktan sonra tekrar okuyorum. Bir yazım yanlışı varsa, hani görebiliyorsam tabii ki bunu. Dikkatimden kaçanlar da oluyordur. Görebiliyorsam düzeltmek istiyorum. Ben bundan bahsetmiyorum. Ben tamamen yanlış bilgiden kaynaklanan, Stefan yazanları kastediyorum. King yazarken orada büyük iyi kullananları kastediyorum. Hani bunlara biraz dikkat ederseniz arkadaşlar, madem yazarda bu şekilde bir ilginiz var, tanıtımda yapıyorsanız, en azından adını doğru yazmanızı rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşça kalın.